Selamlar, yepyeni bir Tek Dostlar videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Lenovo Leco'nun lazerli prezentör sunum kumandalarını inceliyoruz. Önümde görmüş olduğunuz gibi iki tane kutu var. Bunların ikisi aslında kutu içeriği ve tasarım olarak hemen hemen aynı. Sadece özellik farklılıkları var, fakat ikisinin de kutu açılımını yapacağım. Hatta şöyle hızlıca başlayayım kutu açılımıyla. Şöyle ürünün kutusunu açtığımda burada bir tane şöyle bir kolonun kılavuzu çıkıyor. Şöyle göstereyim. Yine şöyle iki tane 3A kalem pil çıktı. Yine burada kumandamızın şöyle kendisi var. Yine şöyle bir tane de taşımamız için güzel bir kılıf çıktı içerisinden. Onu da şöyle göstereyim. Başka da bir şey yok kutunun içerisinde zaten. Şöyle diğer modeli de hemen açayım. Şöyle aynı şekilde iki tane 3A kalem pil çıktı. Çok detaya girmeyeceğim. Yine aynı kutu içeri var. Bir tane kullanım kılavuzu çıktı. Yine burada kumandamızın kendisi var. Şu şekilde göstereyim. Yine şöyle kutuyu kaldırdığımda da aynı şekilde birebir aynı bir taşıma kılıfı burada çıktı yine kutunun içerisinden. Şu etrafı toparlayayım ben. Evet, şöyle ürünün dış görünüşüne başlarsak ikisi de tamamen aynı tasarıma sahip. İçerisinde birkaç farklı özelliği var aslında. SPD 9614 olarak geçen modelin, yani şu halindeki modelin, aynı zamanda da bir mouse özelliği var. Peki herhangi bir üzerinde imleç veya joystick yok. Bunu nasıl yapıyor? Tamamen G sensör üzerinden el hareketlerinizle mouse kontrolü yapabiliyorsunuz. Diğerinde mouse kontrolü yok, fakat yine slide'lar arasında yine geçiş yapabiliyorsunuz. Diğer fonksiyonları tamamen aktif bir şekilde çalışıyor. Şöyle yakın açıdan tasarımına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi gayet avuç içerisinde oturan güzel bir tasarım var. Şu şekilde rahatlıkla tutup kontrolleri sağlayabiliyoruz. Yine şöyle yan tarafına baktığımızda burada bir açma kapama anahtarı var. Şöyle açtığımızda kendisi aktif hale geliyor. Yine şurada bir tane de bildirim ledi bulunuyor. Bununla alakalı yine lazeri de aynı şekilde buradan aktif edip çalıştırıyor. Şöyle bastığımda, nasıl gösterebilirim bunu? Şöyle ekranı çok kamerada bozmadan gördüğünüz gibi lazer çalışıyor. Bunu zaten projeksiyonda bir sunum açıp sizlere göstereceğim. Lazerin ne kadar verimli bir şekilde çalıştığında. Şöyle ürünün dış görünüşüne devam edersek burada tuşlarımız bulunuyor. Bu tuşlarda şu şekilde direkt olarak ben tek tek anlatmak yerine şöyle kenara bir yere resmini ekleyeceğim, fonksiyonların ne olduğunu. Aynı zamanda da projeksiyonu yansıttığımda da size direkt göstererek anlatacağım. Şöyle arka tarafına baktığımızda da burada şöyle bir kapağı var. Bunu açtığımızda ben pilleri buraya takmıştım. Etrafı toparlarken 3A kalem pillerimizi buraya şu şekilde takıyoruz. Şu şekilde direkt kutunun içerisinden çıkan pilleri buraya takıp takıp şu şekilde kullanabiliyoruz. Yine burada da bilgisayara bağlamamız için de şöyle bir 2.4 GHz'lik bir USB dangalımız var. Bunu herhangi bir USB portuna takıp çalıştırabilirsiniz. Şöyle karşılaştırma olarak da SPT9604'ü de göstereyim yan açıdan. Şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi tasarım tamamen aynı bu modelde de. Bunda da aynı şekilde lazer var. Yan tarafında bir açma kapama anahtarı var. Şu şekilde bastığımızda lazer aktif hale geliyor. Sadece tuşların üzerinde mouse fonksiyonuyla alakalı bir işlem bulunmuyor. Onu da şöyle söyleyeyim. Buradaki tuşa bastığımızda, şuradaki tuşa bastığımızda mouse'u aktif edip kapatabiliyoruz bunda. Yine geri kalan tasarım da tamamen aynı. Şöyle açtığımızda işte dangle'ı ve pilios da aynı şekilde duruyor. Ürünün öncelemesini yaparken bir tane dangle çıktı görmüş olduğunuz gibi arka kapağın içerisinden. Bu dangle 2.4 GHz üzerinden bağlantı kuruyor kumandayla ve aynı zamanda da 30 metreye kadar bir çekim mesafesine sahip. Yani bir konferans ortamında veya geniş bir salonda sunum yapıyorsanız gayet yeterli bir çekim alanı var. Yine aynı şekilde kamerada gösterdiğim lazerde 200 metreye kadar bir iletim mesafesi var. Sunum kumandalarının dış görünüşüne ve basitçe teknik özelliklerine değinmiş olduk. Gelin şimdi projeksiyonda bu sunumu açarak canlı bir şekilde test edelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bilgisayarın üzerinde bir tane sunum dosyası açtım. Kumandalarım burada. Şu kumandanın testiyle başlayacağım. Zaten ikisi de aynı. Sadece birine mouse özelliği var. Yine buradan da USB dangle'da bağladım. Devamında da projeksiyonumuzla şu an görüntüyü perdeye yansıtıyorum. Bu arada biraz perde görüntüsü küçük olabilir. Kusura bakmayın. Stüdyo küçük olduğu için en fazla bu kadar uzak mesafe bulup görüntüyü yansıtabildim. Şu anda görüntü ekrana yansıdığında şöyle fonksiyonlarıyla başlayalım. Öncelikle mouse'umu şöyle şu tarafa doğru getireyim. Şu an ekranda muhtemelen sizler de imleci görebiliyorsunuz. Burada öncelikle şuradaki sağ tarafta bulunan tuşa bir tane bastığımda şöyle gördüğünüz gibi ekranda umarım görünüyordur. Mouse'u hareketli bir şekilde kullanabiliyorum. Sağ yaparsam sağa, sol yaparsam sola, yukarı ve aşağı hareketleri aynı şekilde algılıyor. Yine bastığımda da mouse'u buradan kilitleyebiliyorum. Yine alt tarafta lazer tuşumuz var. Lazer tuşuna bastığımızda da şöyle göstereyim. Ekranda gördüğünüz gibi lazerle bir şeyleri işaretleyip işte bu şekilde sunumda vurgulayıp gösterebiliyoruz.
Yine şurada ekran karartma butonumuz var. Buna bastığımızda şöyle ekranı karartıp sunum arasına geçiş yapabiliyoruz. Diğer monitör üzerinden geçmek istediğimiz sunum için karartıp geçiş yapıp tekrardan görüntüyü verebiliyoruz. Yine şöyle göstereyim. Burada şöyle sunumu durdurup başlatma butonu bulunuyor. Şu an çift ekran olduğu için yani çift ekran modunda olduğu için bu şekilde kullanabiliyoruz. Yine şöyle sunumlar arası geçiş veya mouse click gibi kullanabiliyoruz bunu. Biri sol click, biri sağ click şeklinde çalışıyor. Şöyle mouse'u açıp da bastığımda da buradan şu şekilde çıkarabiliyorum. Tabii bu Windows'ta da değişiklik gösterebiliyor. Yine şuradaki tuşumuzdan mod dönüştürme tuşu oluyor. Buna bastığımızda genelde Windows işletim sisteminde çalışıyor ama şu an bunda aktif bir şekilde çalışmıyor. Buradaki mouse tuşunu zaten söylemiştim. Burada da aynı şekilde geri ve ileri şekilde tuşlara basarak, şu üst ve alt taraftaki tuşlara basarak da geçiş yapabiliyoruz. Yine şöyle diğer modele baktığımızda da bunda da tamamen aynı. Bütün tuşlar şöyle geçiş yapabiliyoruz. Yine ses kısmı açma butonumuz var burada. Şöyle durdurup sunumu tekrardan başlatabiliyoruz. Yine ekran karartmamız var. Şu şekilde bir yine lazer imlecimiz var. Burada lazerle bir şeyleri tutup işaretleyebiliyoruz. Yine buradan şöyle bastığımızda durdurup başlatma butonu var aynı şekilde. Yani animasyon varsa bir şey varsa. Yine burada ses kapatma butonumuz var ve sunum dosyaları arasında geçiş tuşlarımız da burada yer alıyor. İlk kumandanın da fonksiyonları görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte Lenovo Leco markasına ait lazerli presenter sunum kumandalarını incelemiş olduk. Aynı zamanda da projeksiyonda bir sunum dosyası açıp ne kadar efektif bir şekilde çalıştığını hep birlikte gördük. Sizler de aynı zamanda ürünü incelemek veya satın almak isterseniz de şu aşağı açıklama bölümüne ürünün bağlantısını ekliyor olacağım. Yine herhangi bir sorunuz olursa yorumlara çekinmeden yazabilirsiniz. Son olarak da bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanına da tıklamayı unutmayın. Yeni bir ürün inceleme videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.